Herkese merhaba arkadaşlar, ben Yunus Kamak, yeni videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün Perşembe, yeni güncelleme günü, yeni topladığın günü. Neler gelmiş, nasıl gelmiş ona bakacağız. Ayrıyeten birkaç tane haberim var. Futbol 25 ile ilgili, kendimle ilgili böyle güzel şeyler var. Onlara da değinmek istiyorum. Ve hocam, biz bu hafta Rummenigge bekliyorduk. Rummenigge gelmedi ama daha güzel şeyler geldi. Şu an tam arkamda duruyor arkadaşlar. 13, 1'de 4, 17 tane bedava açmak olan epikler geldi. Evet Konami'cim, toparlıyorsun. Senden isteğimiz bu. Tamam mı? Şu adamlara 17 tane bedava açma hakkı ver. Ver. İnsanları bu oyundan soğutma. Bir de dün video çekemedim. Yok Remzi Kamalak bozdu. Yok Remzi Kamalak YouTube'u bıraktı. Sen ölmedin mi ya? Saçma sapan yorumlar lan. Bir gün olsun en azından şey bırakayım, bir rahatlayayım, nefes alayım istedim. Ve hocam, Denilson, Van der Vaart, Cafu, Stoichkov, Carlos var. Rui Costa'lar falan zaten vardı. Şöyle 10.000 GP ile başladık ve bir tane anlaşma verdi. Hocam Paulista, he? Beşiktaş stoper. Ha yok, o değilmiş. Tamam. Corinthians'mış. Hocam ve yıl dönümü kampanyası varmış Corinthians'ında. Peki o da güzel. İşte bildiğimlere bakalım, değişen bir şey, gelişen bir şey var mı? Amblem değişiklikler diyor hocam. Peki Brezilya Ligi'ne önem veriliyor sanırım. Peki güzel güzel, Konami'nin bunları yapması güzel. Bu tür farklı şeyler her zaman heyecan katar. Burada ödüllerimiz var. Ödüllerimizi de alalım. Tesadüfi anlaşma. Oyunun bitmesi 13-14 gün kaldı. Konsolda büyük ihtimalle 15 gün 20 gün sonra gelir. Bir orada kapalı bir dönem oluşmuştur büyük ihtimalle. Ama mobile belki bir ay sonra falan geliyor olabilir. O konuyu tam bilmiyoruz. Ha, bunu öğreneceğiz. Nasıl öğreneceğiz arkadaşlar? Konami beni İstanbul'a davet etti. Konami'den Japon yetkililer gelecekmiş. İstanbul'da bir otelde bu PES25 tanıtım lansmanı varmış. Basın mensubu ve YouTuber'lar beni de çağırdılar. Teşekkür ederim buradan kendilerine de. Orada PES25 ile ilgili yeni gelişmeler, güncellemelerden bahsedecekler. Ve PES25 birinci ağızdan bize anlatacaklar. Ha ben şunu dedim, ben sizden duyduğumu takipçilerime söylerim dedim. Hani ben takipçilerime söyleme dedim. Onlar dedik istediğiniz kadar fotoğraf ve video çekip istediğinizi söyleyebilirsin dediler. O yüzden ayın 9'u 10'u gibi İstanbul'dayım. Ve İstanbul'a gittikten sonra orada PES25 ile ilgili yeni güncellemeleri, nelerin değiştiğini, nelerin değişmediğini, yeni oyuncuları, yeni etkinlikleri falan hepsini görmüş olacağım. Buraya da gelip tekrar size anlatırım arkadaşlar. Konami'nin ağzı. Bir dinleyelim bakalım şu birinci ağızdan. Babacım şöyle geldik baktık, Blitz Curler diyor. Olise ya, bombacı getirince, ya bombacı getirdiğin adam Olise olmamalı kankam ya. Tamam en bayan sensin, en anlaşma sensin de. Bombacı tercihimiz yanlış mıdır? Yani Olise hem de yaratıcı oyun kurucu, bu çok kalbimizi kırar ya. Kankam şutu artı 2 ama yok ya, bomba kırıyor. Bomba çok kalbimizi kırıyor. Al sana bombe. Bir Arda Güler gelmeden biz burada tatmin olmayacağız. Calafiori gelmiş. Öngörü paslı Kamada gelmiş. 3 tane yeni gelen oyuncular. Peki teşekkür ederiz hocam. Şöyle geri diyelim. Burası beni tatmin etmedi. Şurada hocam Worldwide oyuncuya geldi. Artık burada oyuncuların en yüksek halleri gelecek. Haaland gelmiş. Kvaratskhelia, Romero, Barcola, Madueke, Kubo, Marcos Llorente, Endrick, Milinkovic-Savic, Galeno ve Türkiye'den de tek isim Fred olarak gelmiş. Burada tek dokunuş pas var hocam. Peki Haaland da alınabilir. Haaland'ın kartı bu arada nasıl bir kart? Fırsatçı golcü. Hızı nasıl abi? Bir tık yavaş, 91 falan bulur diye tahmin ediyorum. Ama Haaland Haaland'tır abi, oynatılır. Corinthians'dan oyuncuları getirmişler. Peki teşekkürler. İtalyan orta sahaları ve kalan ücretsizler. Aa çok güzel lan. 50 topun 5 epic. Bu çok iyi. 5 epic. Ve bu 5 oyuncuda şöyle bir durum var. Hani 17 tane açma hakkın da var. Vallahi çok iyi. En güzel halleri gelmiş. Hani yalan epicler de gelmemiş. Şuradan Carlos kafı tutturduğunda vallahi çok işine yarar. Carlos'un özelliklerine bakalım. Hücumcu bek diye biliyorum abi. Carlos'a baktığımızda yüksekten paslı 82 birinci seviyede yükselebilir. Yükselecektir zaten bunlar. Birinci seviye falso 75 olarak görünüyor. Hız 82 olarak görünüyor. Dayanıklık 86 olarak görünüyor. Ortası çok güzel. Tamam. Şöyle orta özelliği ne var abi? Yerine ortası da var. Sampaio zaten her Brezilyalı'da var abi. Olmazsa olmaz Sampaio, her Brezilyalı'nın karşısında olan özellik.
Roberto Carlos, o da hücumcu bek, defans ortasında oynayabiliyor. Birinci seviyede hızı 88, hızlanması çok artar. Yüksekten pas 75, bende bu kartı var. Çeviklik artı 2 olarak vermiş. Gösteririm zaten bendeki kartların hallerinde. Ölü yaprak vuruşu var. Hocam şöyle, yerine ortada yine Roberto Carlos da var. Abi uzun mesafe şut çekme var. Yükselen şutun olması biraz can sıkıcı ama Carlos'a vururken dudak uçlata vurmazsanız çok daha iyi olur. Yükselen şut çünkü kalp kırıyor. Stoichkov santrafor olarak gelmiş sol ayaklı bir oyuncu. Birinci seviyede en dikkat çekici özelliği 81 bitiricilik var. Üzerine hızı 75, yani 92'ye 93'e çıkar diye tahmin ediyorum. Şut gücü de 80 olarak gelmiş. Şutuna artı 2 vermişler. Sampriero, dalan şut, yükselen şut, dış plase, ara pası verme, aşırtmalı şut kontrolü. Maşallah hepsi var abi. Stoichkov da sağlam gelmiş. Ya boş top olarak gelmemişler. Denilson sol ayak sol kanat. Boşluk kollayan, oyunun en iyi orta oyuncularından birisi abi Denilson. Her türlü iş yapar. Bak ha, ben Konami'den bunu istiyordum. İsyan videomu duydular herhalde. Konami'ye isyan etmiştim. Gerçekten yani karşılığında veriyor. Helal ha bunlardan ya. Heyecan kat biraz. Hız 83, hızlanma 89, denge 83. Güzel. Birinci seviyede gayet iyi. Bunu da bir yerin ortasını ver bakayım bir tane. Hocam yerine ortası yok bunun. Kalp kırıcı ama olsundu. Yüksekten pası kaçtı baba? 73. 87'lerde falan takılır ya. Oynar, her türlü oynar abi. Van der Vaart oyunun en yüksek orta açan oyuncularından biri. Aslında Kostić'in epic versiyonu desek yeridir. Yaratıcı oyun kurucu, zaten oyun tarzı da erken orta açan bir oyuncu. Böyle baktığında yüksekten pası 84 ilk seviyede 91'e kadar çıktığını biliyorum. Hızı, hızlanması böyle, şut gücü çok fena değil. Gayet iyi, tekniği çok iyi. Yerin ortası var yani. Çok iyi toplar gelmiş ya. Bunlardan yani tek atanlar var mı aranızda? Kesin vardır. Yorumlara yazın abi. Aha Ronaldo topu. Bir tane de şunu açayım, bir de öbürünü açacağım. Şöyle hocam, Kevin De Bruyne'miz geldi bile. Kevin De Bruyne'yi aldık. Şuraya geldim baba. Bakalım şu bir tane açma hakkımız var. Ücretsizden bir tane deneyelim bakalım. Bende bu oyuncular olduğu için yani buna para yatırıp açmayacağım bu hafta. Bakarız duruma göre. Skorum skiz çünkü bende bu oyuncağın bu şey var. Bu kartları dahi var. Hocam Kafu'nun bu kartı 102 oluyor. Yine dediğim gibi bende olan bir oyuncu. Full hallerine bakmamı isterseniz de 98'lik hızı var. Dayanıklılığı 101, efsane bir dayanıklılık var. Yüksekten pasına da bakalım abi. O da 88, inanılmaz. Hani 2-3 maç kaf oynattım, memnun da kaldım. Beklediğimden çok daha iyi. Carlos 102 olabilir, ben 101 olarak basmışım. Şöyle baktığımda Carlos'un da hocam yüksekten pası 82. Hızı, hızlanması zaten inanılmaz. Şut gücü inanılmaz, denge inanılmaz, dayanıklılık inanılmaz. Carlos bu konuda da manyak. Van der Vaart'ın benim yok diyebiliyorum. Sol kanat değil mi? Sol açık mıydı? Şöyle baktım. Ha, Van der Vaart'ın da varmış aslında kanka. Bunu da alayım. Buna da bakayım. Hocam Van der Vaart'a baktığımızda top kontrolü 95, top sürme 91, stop tutma 97, alçaktan pas 91, yüksekten pas 95. Duran topu falsosu gayet iyi abi. Şut gücü 95, hızlanma 90 olarak görünüyor. Gerçekten bak, yüksekten pas 95'miş bu arada. İnanılmaz. Yani bu oyuncuların hepsi alınır, ilk 11'de oynatır arkadaşlar. O yüzden hani Konami güzel bir şey yapmış. Bu sefer tebrik ederim. Ben ilk kötü yaptığında kötü, iyi yaptığında iyi derim abi. Hocam etkinlikleri de hızlıca göz gezdirdim. Burada ilk etkinlikte yapay zekaya karşı olan etkinlikte Corinthians'dan bedava top açabilir misiniz? Bunu yaptığınızda da pilot liglerden bedava top açma hakkınız varmış. Onun dışında anlatacağımız bir şey de kalmadı arkadaşlar. PES 25 ile ilgili, e-futbol 25 ile ilgili gerçekten her şeyi merak ediyoruz. Bütün merak ettiğin soruların cevaplarını da bulmaya çalışacağım. Orada öğrenmeye çalışacağım. Sizlere de aktaracağım. Videoyu benim kanalıma bildirim açarsanız çok sevinirim. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.